Arabada bir gariplik yok mu? Öyle bir tuhaf dönüyor araba. Bir acayip hareketler yapıyor. Ama drift modu güzel olmuş. Yani daha önce vardı gerçi ama bence daha da iyi hale getirmişler drift modunu. Ama abi Tofaş'ta drift minif yapılmaz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün. Car Parking Multiplayer oynayacağız. Yani yıllardır oynamıyoruz ve yıllardır abi GPM oyna, CPM, GPM de CPM, CPM oyna, Car Parking oyna, 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 oyna diye belki toplasam 1000'den fazla yorum gelmiştir bugüne kadar. Oynamıyordum. Dedim hadi dur. Bir şans verelim arkadaşlar. Car Parking'e bayağı da bir güncelleme gelmiş. Biz oynamayalı. Neler gelmiş neler. Şöyle. Öncelikle ayarları biraz yaptım ama benim boyunda en sevmediğim şey arkadaşlar maalesef ki optimizasyon. Yani bilgisayardan oynuyorsanız optimizasyon gerçekten kötü. İyi değil. Yani ayarları düşüyor bile alsanız oyun kasıyor bir şekilde. Bilmiyorum ne yapacağız. Neyse. Şimdi son güncelleme bir 3-4 gün önce gelmiş. Yeni bölgeler falan eklenmiş. Tofaş'ı yenilemişler arkadaşlar. Oyunda biliyorsun bir Tofaş vardı ama Tofaş'a benzetmeydi biraz aslında o. Şimdi birebir aynısını yapmışlar neredeyse. Öndeki logosu bile duruyor. Arkada zaten logo yok. Bayağı güzel olmuş. Bir tane şu Corvette olması lazım şu üstteki araba. Alttaki araba Audi'nin RS7 modeli. Ve burada da gördüğünüz gibi bir Tofaş Şahin'i yenilemişler. Bayağı da bir güncelleme var ekstra olarak. Yani solda ve sağda yazıyor işte sesli chat düzeltilmiş, optimize edilmiş. Ne bileyim klan bug'ları varmış, onlar düzeltilmiş. Tekstürler, araç tasarımları, görüntüleri düzeltilmiş. Kamera açıları düzeltilmiş. Yine bu tarafta new feature in color diyor. Mesela bu şey sis gelmiş oyuna. Sisin rengini mengini değiştirebiliyormuşsun. Bayağı farklı şeyler gelmiş. Yeni araç sesleri gelmiş. Lastikleri favori ekleme gelmiş. Gelmiş de gelmiş arkadaşlar. Bayağı bir güncelleme var. Ve yeni bir bölge eklenmiş. Orayı da bugün size göstereceğim. Şimdi garajımızda hatırlayacaksınız. Abi şimdi oyun oynamıyoruz diye arabamız yok sanmayın. Bakın abi. Toplam 36 tane araba var bizim bu oyunda. Bayağı bir arabamız var yani çekiciye kadar. Almıştık geçmişte. Şöyle göstereyim çekicimizi de. Hatta üzerine çekici 7/24 hizmetinize falan diye de böyle ufak tefek şeyler yapmıştık. i8'imiz vardı. Nissan almıştık 350Z. Yani burada bir pick-up'ımız vardı. Jandarma aracı yapmıştık bunu hatırlayanlar muhakkak olacaktır. Daha sonra Lada'lar var, Subaru var, Evo var. Yani araba çok arkadaşlar bizde ama tabii çok daha yeni arabalar geldi. Mesela yeni arabalara bir bakalım. Hem de ufak bir güncellemeyi şöyle bir gezmiş olalım, göstermiş olalım. Yeni araba mesela bir tanesi bu. Audi'nin RS7 modeli arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir araba. Bunu da alırız ilerleyen zamanda. 1000 jetonmuş. Bizim zaten 1070 var. Direkt alabiliriz. Ama sonraki videolarda. Şimdi bir de şöyle bir Corvette eklemiş. Corvette diye tahmin ediyorum. Ya yani Corvette'in eskisi bu. Bu da 1500 altınmış. Bir de şu arabam yok. İkisi bir de ne gösteriyordu? Bu şey Jeep Bronco var. Ford Bronco pardon. Onu eklemişler 1500'e. Ya arabalar çok güzel. Diğer araba neydi ya? Onu ben kaçırdım. Bir daha bir bakacağım ona. Bir geri gelelim. Üçüncü araba mesela Tofaş'tı ya. Tamam. Kafa gitti. Tofaş'ı da yenilemişler arkadaşlar. Çok daha birebir orijinali gibi olmuş. Yani bayağı da farklı arabalar falan eklemiş. Şimdi hepsini göstermeye kalksam ben de bilemem. Çünkü oynayalı çok uzun zaman oldu bırakalı. Bir sürü araba eklenmiş. Hangisi yeniydi, hangisi eskisiydi? Bulmak biraz zor arkadaşlar. Neyse. Biz şimdi Tofaş'ı bir alalım tabii. Abi Tofaş'ı gösteriyorum bakın jantlar mantlar şu logo falan baya baya birebir içini bile görüyorsunuz bakın iç tasarım falan birebir aynısını yapmışlar arkadaşlar. Şimdi hemen bir çok oyunculuğa girelim çevrim içine şu şehirde başlayacağım çünkü burada size göstermem gereken yeni bir bölgeler var. Car Parking'de bana yardımcı olun çünkü gerçekten çok fazla bilmiyorum ama hiç de bilmiyor değiliz. Tek sıkıntım benim bugüne kadar bu oyunu oynamama sebebim arkadaşlar hem yapılacak şeylerin kısıtlı olması ve optimizasyon. Abi bilmiyorum ben bu oyundaki optimizasyonu gerçekten sevmiyorum. Belki bilgisayarda oynadığımız için böyle. Ne yapıyorsun? Vay 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 vay. Adam drift yapıyor ya. Ama lastik takılmış gibi. Karışık karışık tuhaf şeyler. Şimdi burada bir telefonumuz vardı. Klan menüsü falan gelmiş oyuna. Klan isteği. Klan yaratabiliyoruz. Eğer oyuna adapte olursak klan açarız. Gelirsiniz isterseniz. Drone'umuz falan var. Hatırlayanlar olacaktır. Böyle etrafı Allah 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 ne oluyor yavaş. Drone'umuzu da gezebiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle hatta yukarı doğru çıkıp çevreyi hatta ise şu an tam bakın burası oyuna yeni eklenen bölge. Şu gördüğünüz çok güzel bir Japon mu Kore mi?
ne bahçesi bilmiyorum. Japon parkına benziyor. Böyle bir yer eklenmiş oyuna. Şimdi orayı da bir gezeceğiz sizde. Hatta şöyle yapalım. Abi şu içeride. Hatta biraz şöyle geriye geleyim. Bakın iç kısmı görüyorsunuz Tofaş'ın. Abi adamlar birebir aynısını yapmış arkadaşlar. Yani car parking'de kalite çok iyi. Ona diyecek bir şey yok. Ama tabii kalite arttıkça da optimizasyon mahvoluyor arkadaşlar. Yani mahvolu demeyeyim de iyi yapamıyorsanız mahvoluyor. Şimdi ben şu 5. açıya geldim. Farlarımız falan her şeyimiz mis gibi çalışıyor abi. Ben şimdi işte yeni gelen bölgeyi göstereyim size. Yeni dedim 4-5 gün olmuş ama biz tabii yeni incelediğimiz için adamı görmedim. Pardon, vuruyorduk. Şimdi abi yeni yerimiz burası. Şöyle bir dışarıdan görebilecek miyiz? Dur bakayım. Açı yeterse biraz daha geriye geldim. Hop şöyle Japon Parkı eklenmiş oyun arkadaşlar. Japon Parkı'nı bir gezeceğiz. Yeni bölge bakın slow diyor. Yavaş git burada diyor. Parkın içinde arabayla hızlı gidilmez. Yani şöyle güzel bir yer eklenmiş. Oyuna çok fazla yer eklenmiş de işte ben yeni görüyorum arkadaşlar. Ama bu en son eklenen bölge. 4-5 gün önce gelmiş bu güncelleme gördüğünüz gibi. Bayağı güzel, ortam dolu dolu, yani her şey var. Burada istediğiniz gibi gezip tozabilirsiniz. Bayağı güzel, farklı çevreler, atmosfer farklı, her şey farklı böyle şeyde car parking'te. Bilmiyorum, benim tek sevmediğim abi, bilmiyorum, ben bu oyunun optimizasyonunu sevmiyorum abi. Ne kim ne derse desin. Yani ben şu bilgisayarla 60 FPS'i zor görüyorsam burada bir sıkıntı var. Tamam, biz emülatörden oynuyoruz okey ama tek bu oyunu biz ne oyunlar oynuyoruz? Onlarda niye böyle bir şey yok? Ama burada maalesef öyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ya da bilmiyorum artık alışacağız. Yani şu an size burayı bir göstereyim. Daha sonra biraz turlarız, biraz gezeriz, bir şeyler yapmaya çalışırız. Car parking'de neler yapabiliriz? Yazarsınız bana. Çünkü dediğim gibi çok fazla bilgim yok car parking'le alakalı. Şimdi biz aynı yere bir daha döndük bu arada. Şurada bir yol vardı, oraya döneceğim ben. Bir yere girmedik. Ha burası ne? Bu parkın iç kısmı. Burada ne yazıyor burada? No letter. O ne demek ya? Anlamadım. Litter'ın ne olduğunu bilmiyorum. Bisiklet giremez mi diyor? Bisiklet girebilir mi diyor acaba? Korece morece yazdığı için anlamıyorum. Japonca falan. Buradan artık çıkalım abi. Burası yeni bölge arkadaşlar. Oyunda yeni eklenen bölge burası. Hatta size de şöyle dışarı çıkalım. Abi yalnız Tofaş da iyi gidiyor ha. Vallahi iyi gidiyor. Şimdi telefonumu açayım abi. Drone'umu aldım. Ve bir tepeden size ben bir kere göstereyim. Görmek isteyenler muhakkak olacaktır. Böyle çok güzel bir nokta. Böyle gezebilirsin, yürüyebilirsin. Ne yaparsan yap. Bakın burada minik bir drift yapacağımız bölge varmış. Biz oraya niye giremedik ya? Abi nereden döndüm ben? Ha geçmişiz de ben oraya dönüşünü kaçırmışım. Tamam sıkıntı yok. Onun yanından geçtik yani. Ve şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Bir geri vites alayım abi arabayı. Şöyle bir yere bir park edeyim. Şu aracın kaputunu falan bir açalım. Onları da bir görelim. İçinim için nasıl yapmışlar. Onları da bir kontrol edelim. Şimdi arabadan nasıl iniyorduk ya? Abi arabadan inmeyi bir unutmuşum ha. Vallahi arabadan inmeyi unutmuşum. Ha böyle inecektik. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bakın oyunda open. Bak yazıyor burada ne taraf açacağınız zaten gösteriyor. Kaput açabiliyorsunuz. Ve abi görüyor musunuz? Kaputtaki iç yani motor tasarımı falan böyle fotoğraf falan değil arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek bir şekilde eklenmiş. Bakın her şey gözüküyor yani. Abi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu bayağı sevdim. Şöyle arka bagajı da açabiliyoruz bu arada. Oraya ses sistemi falan yerleştirirsek görebilirim diye. Bayağı güzel. Bayağı detaylı olmuş bunlar. Bunlar zaten muhakkak vardı da ben şey için söylüyorum. Yani aracın yenilenmesi çok güzel. Bayağı hoşuma gitti bu. Güzel olmuş. Evet. Yeni bölgeyi gördük. Arabamızın yenilenmesini gördük. Şimdi artık birazcık gezelim. Biraz şu alt tarafta bir yer varmış. Oraya da bir gidelim hatta size durun. Abi şimdi araba dur. Bak bunu sevmiyorum mesela. Harita açınca araba durması lazım abi. Onu sevmiyorum mesela bu oyunda. Şimdi şuraya bir işaret atalım. Oraya götüreceğim sizi. Çünkü orada da yani biz en azından oyunu oynamadığımız süreçte gelen bir bölge var. O bölgeyi size göstermek istiyorum. Şurada bir servisimiz var. İçinden geçtim. Lastikler Allah 3000 gitti ya. Keşke geçmeseydik. 3000'imiz gitti. Neyse hadi bakayım. Ben oyunda hile mile hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Yok para hilesi yok bilmem cart hilesi curt hilesi. Ben hileli oynamıyorum oyunları biliyorsunuz. O yüzden aha yakıt mı bitiyor yapma bunu. Neyse gideceğiniz noktada bir yakıt yeri var. Yakıt alırız oradan diyecektim yanlış girdik biz. Abi biz yanlış gittik ya. Dur abi dur yanlış gittik biz. Vallahi yanlış gittik ya tabi. Yolu bilmezsen öyle olur. Ama şu an bir tık optimizasyonda iyi gibi duruyor durumlar. Yani bir tık. Eskiye nazaran bir iyilik görüyorum ama birazcık ben iyi oynamam lazım.
alışmam lazım. Arabamız da biraz maalesef yavaş arkadaşlar. Yani gerçekten yavaş. Sonuçta Tofaş, hiç yükseltme falan yapmadık biz bu arabaya. Stok haliyle yakıt da yanıp duruyor ya. Abi şuna bir yakıt alsaydık iyi olacaktı. Ben şu bölgeye bir gideyim çünkü o bölgenin başında bir benzin istasyonu var. Oraya ben bir yakıt alacağım. Bakın burası da oyuna daha önce eklenmiş villa bölgesi diye geçiyor burası. Ya ne villa? Bir şey villas yazıyordu. Dur bakayım. Ne? Vista Villas diye bir yer arkadaşlar burası da. Ama biz daha önce gelmedik, görmedik. Biz oyunu oynamadığımız süreçte eklenen bölgelerden bayağı böyle detaylı, güzel villalar falan varmış burada. Ben önce bir yakıt alalım. Çünkü yakıt bitiyor abi. Şuraya geldim. Hop, yakıt ikmal ediyor. Bu güzel mesela. Arabadan inmeye gerek yok abi. Ne güzel işte. Bak mis gibi kendi yakıtını dolduruyor. En güzeli böyle olması. Şu an yarım depo doldurduk. Ama durdu mu? Yok. Doluyor. Ama çok yavaş dolmaya başladı. Bayağı yavaş dolmaya başladı. Doldursun abi. Haritanın biz şu kısmını da gezeceğiz. Oyuna yeni eklenen bölgelerden bir tanesi de burasıymış. Geçmişte eklenmiş ama biz yeni gidiyoruz. Yine başka yerleri tam emin değilim eklenen yerler konusunda. Ama burada bayağı güzel yerler var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bayağı güzel noktalar var. Yine sizin fikirleriniz, önerileriniz varsa car parking ile alakalı yazarsınız. Abi car parking'de şunu yap, bunu yap diye yaparız. Abi şurada çok güzel bir villa vardı ya. Bak 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 bak, güzel bayağı. Etraf bomba arkadaşlar. Yani yok yok, o kadar villa, ev. Burası zaten villa bölgesi. İstemediğiniz kadar villa bulabilirsiniz ama buradaki evler satın alınmıyor bildiğim kadarıyla. Bizim zaten 2 tane mi 3 tane mi evimiz var. Ama nerede olduğunu ben bile unuttum. Bir gideriz. En son bir evimizi bir kontrol ederiz. Yıllar sonra bir evimize bir gideriz. Bakalım orada durumlar neymiş diye. Bir bakarız. Abi Tofaş da iyi gidiyor ya. Tamam yavaş mavaş ama fena değil, idare eder. Bak şurada yine bir villa var gördüğünüz gibi. Burası villa bölgesi. Baya kapsamlı. Yollar falan çok güzel abi. Baya güzel. Seviyorum bu oyundaki çevreyi falan. Baya güzel oluyor. Çünkü farklı farklı bölgeler var. Hep tek düze değil yani. Detaylı bir de böyle. Bunlar güzel. Sadece optimizasyon konusunda bence biraz... Da niye taklatıyorsun? Direkt taklaya geldi araba. Birazcık optimizasyon konusunda bence birazcık bir şeyler yapılması gerekiyor. Ya da bir bilgisayara çıkartacaklar. Bak burada bir tenis mi? Basketbol sahası mı? Tenis. Aynen, tenis sahası var. Abi çok fena bir bölge. Burası bayağı ultra zengin bölgesi burası. Yani gördüğünüz gibi. Burada çok güzel araba kullanıyor yalnız ha. Ama birazcık arabamız iyi olsaydı bayağı tadını çıkarırdık. Şu an tabii Tofaş'la anca bu kadar oluyor. Yine burada büyük bir villa var gördüğünüz gibi. Hatta direkt ben şuradan atladım karşı tarafa. Devam ediyoruz. Bakalım daha gidilecek yerler var mı? Ne abi, yalnız bu da bitmiyor ki. Bayağı büyükmüş burası. Yani car parking'de bu uzun zaman sonra ilk kez oynadığımız bir oyun olacak, video olacak ve burada birazcık böyle gezeceğiz. İşte arabayı gösterdim. Yeni güncellemeler neler gelmiş onlara bakmış olduk. Detaylı şeyler beklemeyin yani benden. Şimdi burada yine çok güzel bir kapısına bir köpek kulübesi falan da var. Güzel olmuş ya. Bayağı detaylı gerçekten. Sevdim. Yani bayağı detaylı şeyler var arkadaşlar. Haydi bakayım. Şuradan devam edelim. Artık bir yerden ayrılalım. Biz buradan çıkalım yavaş yavaş. Diğer taraflara bir gidelim bakayım. Bir de bir drift haritası mı varmış? Yanlış mı hatırlıyorum? Drift haritası da var sanki oyunda bir de. Öyle bir yerler. Şuradan bir kurtulalım öncelikle. Bak oyunda paso drop yiyoruz farkındaysanız. FPS drop. Bol miktarda var arkadaşlar. Bol miktarda var. Ama yapacak bir şey yok artık. Seviyorsunuz diye bugün başladık. Devam eder miyiz, etmez miyiz sizlere bağlı. Hadi bakayım. Şimdi ben yine şurada bir abi, burada servis var. Şu arabayı ben düzelteyim ya. Yan tarafa bak abi, arabayı mahvettik ya. Şuna bak ha, yan taraf ne oldu böyle? Şunun içinden bir geçeyim. Mis gibi düzelsin. Aman aman abi, direkt vurmayalım. Aç kapıyı abi. Açmıyor mu? Vallahi arabamız basık, alttan geçeriz yani, sıkıntı yok. Şimdi dur, araba tabi durmuyor. Haritada abi şöyle benim gözüme kestirdiğim bazı noktalar var arkadaşlar. Özellikle şurası. Bu bölge ne abi böyle? Drift bölgesi olabilir. Yalnız abi bayağı bir bölge var ya. Buralara git git bitmez. Yemin ederim git git bitmez ama ben şu önce, tamam mı, bakın. Önce şurayı bir test etmek istiyorum arkadaşlar. Böyle benim gözüme kestirdiğim, buralar yenidir herhalde diye düşündüğüm yerlere gideceğiz. Ve bakalım neler var, neler yok. Oyuna biz yokken neler getirmişler görmüş olacağız. Araba şu an akıyor yani. 120 ile 130'da. Lan, lan, lan. Abi yapma ya.
Ya şu droplar var ya, nefret ediyorum ya. Bak orada bir drop yedik, yamulduk gittik. Yani arabayı kontrol etmek mümkün değil drop yedikten sonra. FPS bir düşüyor abi. Zaten önünü göremiyorsun. Nereye gittiğin belli değil. Arabayı da daha yeni tamir ettik güya. Abi, geri vites. Bir geçtiremedik seni de ya. Uzun zaman oynamazsan bir oyunu böyle acemilik çekmemiz gayet normal arkadaşlar. Döndüm, devam ediyoruz. Hadi bakayım. Alışacağız, merak etmeyin. Sizlerin de desteğiyle daha da iyi olacak. Sinyallerimiz falan, bak yine hemen drop yiyoruz ya. Sinyaller falan çalışıyor. Yani şu an kalite ayarları full de değil. En düşüğü alsam da böyle arkadaşlar. Çok bir şey fark etmiyor, onu söyleyeyim öncelikle yani. En düşüğü alsam da aynı. En yükseği alsam da neredeyse aynı gibi bir şey. Garip bir şekilde, tuhaf bir şekilde böyle bir durum var maalesef. Buradan düz devam ediyorum. Abi ben nereye girdim ya? Çıkamıyorum ki. Ha şuradan çıkacağız. Buralara ne olmuş böyle? Vallahi enteresan bölgeler var abi. Unutmuşuz. Otobüs motobüs de var oyunda. Allah Allah. Bayağı bir şey eklenmiş. Yani otobüsü hatırlamıyorum ben olduğunu daha önce. Araba çok güzel yalnız. Kalitesi falan gerçekten çok iyi olmuş. Aha gişe de eklemişler buraya. Burada gişe mişe yoktu abi. Hops. Ayda. Bir de 55 lira da para gitti. Güzel. 55 liramızı da aldılar arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Gayet iyi. Hadi bakayım. Alışacağız. Şu drop olayı birazcık düzelse var ya, FPS'imiz düşmese harika olacak arkadaşlar. Bu neymiş? Burgers diyor. Oo, buraya bir şeyler eklemişler. Vay vay vay. Yollarda böyle hemen benzin istasyonlarının yanında olur ya böyle tesisler falan. Aynı onlar gibi böyle güzel bir bölge eklenmiş. Burayı sevdim. Yani daha önce varsa bile ben ilk defa gördüm. Gördüğünüz gibi tır parkı falan da var burada. Bayağı böyle detaylı güzel olmuş. Gayet iyi. Hadi bakayım. Devam ediyoruz. Haritayı keşfetmeye çalışıyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Çünkü dediğim gibi uzun zaman oldu. Bir de en son bir yıllar önce bir villa almıştık. O evi bir görmek istiyorum. Ne alemde bilmiyorum. Oralara bir kontrol etmek istiyorum. Evimiz duruyor mu, durmuyor mu? Aa, National Park yazıyordu orada. Aa, burası bak o drift bölgesi o zaman. Aynen. Hop, abi bu araba niye böyle ya? Birden böyle araba taklatmaya çalışıyor. Ayarı mı bozuk ne bunun? Bir bakayım şimdi. Abi bu taraftan da bir dönüş yapabiliriz aslında. Geri bir döneyim abi. O tarafa bir görelim ne varmış orada. Geri döner buradan devam ederiz olmadı ama burayı ben bir döneceğim öncelikle. Bir bakalım bu tarafa. Buralar drift bölgesi olduğunu tahmin ediyorum. Bakın burada yazıyor. National Mountain Park diyor. Yani uluslararası dağ parkı falan filan. Yani özel bir park bölgesi burası. Hayvanlar mayvanlar var. Geyik çıkabilir diyor gördüğünüz gibi. Değişik bir bölge olmuş. Güzel. Yani aynı yere bir daha geldik ama araba niye böyle taklatmaya çalışıyor onu bilmiyorum. Devam abi. Tekrardan dur haritadaki şeyi kaldıralım ya. Bunu kaldıramıyor muyuz? Dur bakayım. Şuradan ben bir şuraya bir işaretlediğim yere geldim. Burası neymiş? Burada da bir liman mı? Bir bakayım abi. Telefonumuz var, drone'umuz var. Özellik bol oyunda arkadaşlar. Böyle bir liman bölgesi var. Bura daha önce var mıydı? Gerçekten emin değilim arkadaşlar. Yani ona emin değilim. Ama sanki yani vardı diye tahmin ediyorum ama olmama ihtimali de çok yüksek. Yani bilmiyorum, yoktur muhtemelen. Böyle Allah, arabayı drone'u yamuttuk ya. Abi çok fazla detay var ya. Yani çok fazla detay var drone'la alakalı. Bu bölgeyi ben daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Burada çok güzel drift yapabilirsiniz mesela. Drift modunun nereden aktif ediyorduk? Şu araba bölümünden drift modunu aktif ettim. Hatta bir deneyelim mi? Bir bakayım nasılmış. Gerçi bu arabalarda ne drift yapılır ya. Vallahi. Dur bakayım. Allah Allah. Oo, yalnız araba arkadan itiş değil ki. Bir bakayım. Rear. Tamam, rear aldık. Ama drift modunu kapatıyor rear alınca. Ha, zaten drift modunda otomatik arkadan itiş yapıyor arabayı zaten. Tamam, sıkıntı yok. Bir deneyeyim abi. Ufak bir deneme yapalım. Yok, burası daha önce yoktu. Yani benim oynadığım süreçte yoktu da araba çok bir gariplik var ya abi. Arabada bir gariplik yok mu? Öyle bir tuhaf dönüyor araba. Bir acayip hareketler yapıyor. Ama drift modu güzel olmuş. Yani daha önce vardı gerçi ama bence daha da iyi hale getirmişler drift modunu. Ama abi Tofaş'ta drift minif yapılmaz. Kapa abi drift modunu. Bu arabayı hatta şöyle ABD yapalım. Yani dört çeker yapalım. Rahat rahat gidelim. Çok fazla kayıyor. Niye böyle yapıyor onu da bilmiyorum ama. Bilmiyorum artık. Bakacağız. Abi niye gitmiyor bu araba? Ha tamam, düzeldi. Evet. Bak 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 nasıl gidiyoruz? Üy, dur çarpmayalım, 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 çarpmayalım. Şurada aç kapıyı, vallahi kırarak geçtim. Şuradan devam abi. Biz
yukarı doğru devam ediyoruz. Bölgeleri, şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Haritayı keşfediyoruz. Yeni gelen şeyleri görmeye çalışıyorum. Bakalım bulabildiğimiz kadar yeni şeyleri bulacağız. Arabaları gösterdim. Yeni arabalar gelecek tabii ki. Yani ona şüpheniz olmasın. Dediğim gibi desteklemeyi unutmayın. Eğer istiyorsanız Car Parking Multiplayer'in devamını ne lazım? Abonelik, like ve bildirim zilini açarsanız harika olur arkadaşlar. Haydi bakayım. Oba! Ne oldu? 100 km gittik diye 10.000 ödül geldi. Harika. Evet, günlük ödüller de var tabi oyunda biliyorsunuz. Onlar da bir yandan geliyor. Şimdi biz nereye geldik ya? Abi döndük dolaştık aynı yere geldik herhalde. Aynen. Biz şu sağdan devam edelim abi o zaman. Sağdan devam edelim. Yine sağdan devam edelim ondan sonra da biraz araba... Abi bak basıyorum. Bak basıyorum. Sağda görüyorsunuz gaza bastığımı. Yani bir gidiyor bir gitmiyor. Bir gariplik var ya. Acaba ön tarafı kırdık diye mi diyeceğim? Onunla da alakası yok. Ama bir anormallik var abi bu arabada ya. Kesinlikle bir anormallik var. Bir gitmiyor, bir garip hareketler yapıyor. Bilmiyorum niye. Ben şimdi sağdan yine devam edeceğim. Aşağı tarafa doğru gideceğiz. Biraz daha şehir uzaklaşacağız. Birkaç tur daha yaparız. Ondan sonra da ufak ufak bitiririz. Sonraki videolarda artık daha böyle güzel detaylı Car Parking oynamaya devam ederiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hile falan bende olmaz. Oynamayacağım. Yani öyle bir şey kullanma yok arkadaşlar bizde. Haberiniz olsun. Çünkü sürekli söylüyoruz. Abi bunu yap, şunu yap, şunu indir. Buradan para gelir falan. Cık, yok. Evet, şimdi buralar birazcık hatırladığım gibi geldi. Buralar birazcık daha böyle şey geldi bana. Aynen burası şey abi o... şu an söyleyemiyorum ama bu drift yapılan bir şey. Drift diyorum. Dağa çıkılan bir bölge vardı. Orası sonra onu biliyorum. Şu aşağı tarafta çöl bölgesine falan iniyorlar. Buraları da hatırlıyorum sanki. Buraları biliyoruz. Buraları siz de biliyorsunuzdur. Yani hepsini biliyorsunuz da benim bilmediğim yerler olarak bakıyorum. Ya buraları sanki gördük abi. Buraları hatırlıyor gibi tahmin ediyorum. Hissediyorum ki buraları yaptık biz daha önce. Şöyle bir iki tur daha atalım. Görmediğimiz yer varsa daha sonra da artık yeni Car Parking videolarını beklemeye koyulalım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Tamam ben buradan devam edeceğim. Bir de şu bölgeye bakalım bitirelim. Bakalım orada ne varmış. Abi yalnız bu gişeleri bayağı bir arttırmışlar. Onu söyleyeyim. Gişe sayısı bayağı bir artmış. Bu kadar çok gişe yoktu. Paso para gidiyor. Her geçtiğimizde 55 lira. Arkadan biri selektör mü yapıyor bize ya? Bir ışıklar yanıyor gibi geldi, bir şey oldu falan. Bak bak. Böyle ışık patlıyor arkada falan da ben de biri geliyor sanıyorum. Arkadan selektör yapıyorsam buraları görmedim. Mesela hatırlamıyorum. Yüzle geç diyor. Görev mi var burada? Ya da radar mı var bilmiyorum. Ben 216 ile geçtim. 5000 de ödül geldi arkadaşlar. Bakın sağ taraf. Ben burayı görmedim abi. Ben burayı görmedim. Bak buradan yolunu da ayırmış ama keşke bunlara bile bir tabela ile şu bu şurası burası diye ne bileyim. Mezarlık, sallıyorum park, Luna Park diye bir şey olsa, tabel olsaymış çok güzel olurmuş. Burayı da bakalım. Aa bu neymiş? Bakayım. Araba servisi var. Yani aracımızı şurada bir tamir ettirelim. Çünkü ön tarafını falan bayağı vurduk abi arabanın. Şöyle bir geri alacağım. Abi bazen araba gitmiyor. Bir anormal bak dönmüyor mesela şu anda. Yani bir... Şu an arabada bir tuhaflık var. Haberiniz olsun. Yani... Bilmiyorum. Abi ne oluyor ya? Vallahi bir anormallik var ya. Yemin ederim bir tuhaf şeyler oluyor arabaya. Bazen böyle garip bir. Bak yine gitmiyor mesela tıkandı. İbreyi görüyorsunuz mu? Böyle pıt 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 yapıyor. Abi basıyorum yani ama bazen bir saçmalıyor. Anlamadım niye öyle yaptığını ama. Bakacağız. Şimdi şu son bölgemizi bir keşfedelim. Bakayım burada neler varmış abi. Neler eklemişler. Abi resmen haritayı kocaman bir yer yapmışlar ya oyunu. O kadar çok bölge eklemiş ki haritaya. Yani artık bunun bir PC sürümünün gelme vakti gelmiş abi. Bildiğin bu PC sürümlük olmuş bu oyun artık. Çünkü çok detaylı, geniş, kapsamlı bir haritası var. Bayağı. Yani bayağı bayağı kapsamlı. Ben hala gidiyorum. Bura ne çıkacak burada onu da bilmiyorum. Ama vallahi gidiyoruz buralarda. Ama orada ben sanki farklı şeyler gördüm. Oraları göremedim ya. Bura bizi başka bir yola mı çıkarıyor? Nereye çıkaracak? Yani şuradan gidiyoruz. Neyse şuraları da görelim o zaman. Şu... Tamir bölgesine kadar gidelim arkadaşlar. Bakalım orada neler var. Bir farklı bölge var mı? Buralar kesinlikle ben daha önce görmemiştim. Belki 7-8 ay önce de görmüş olabilir bu güncel ama ben sonuçta ilk defa görmeyeceğim. Benim için yeni oluyor burası. İlk defa gördüm buraları ben. Daha önce görmemiştim ama bayağı böyle güzel güzel gezilecek, gez bitmeyecek yerler yapılmış oyuna. Kesinlikle. Evet. Bakın burada bir park bölgesi eklenmiş.
Abi çok iyi ya. Dinlenme tesisi gibi. Oo, baraj bölgesi var aşağıda. Karpuzlar falan var. Abi ne oluyor ya? Yalnız var ya, ciddiyim yani, neler eklenmiş bu oyuna böyle. Yani inanılmaz detaylar, inanılmaz şeyler var. Harita kocaman. Bu şu araba niye gitmiyor onu çözemedim. Bak basıyorum. Görüyorsunuz. Ama çok yavaş hareket ediyor ya. Aşırı yavaş hareket ediyor. Güçsüz diye mi böyle bilmiyorum. Ama bayağı bir yavaş arkadaşlar arabamız bazen. Tıkanıp kalıyor. Şu barajın oraya gelelim. Bakayım baraj nasılmış bir görelim. Orayı çünkü merak ettim bayağı. Abi aynı baraj eklemişler ya. Baraj eklemişler oyunun içerisine. Gerçekten bayağı iyi. Siz zaten bu oyunu anladığım kadarıyla en çok şey için oynuyorsunuz. Hem multiplayer olması, çevrimiçi, çok oyunculu olması ve arabalara sınırsız şey yapabilmeden dolayı bu oyunu seviyorsunuz. Tasarım olsun, ne bileyim mod falan farklı şeyler eklenebiliyor. Ben onları kullanmıyorum. Ama baya böyle bu tarzdan dolayı seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama burada bir kestirme bir yol var abi. Yine burada servis var. Güzel. Şuradan aşağı indim. Barajın oraya geleceğim. Orada park edip bitirelim arkadaşlar. Buraları bayağı bir merak ettim. Bir görmek istiyorum. Barajın tam üstüne çıkalım. Çünkü değişik duruyor bayağı. Abi oyunda baraj yani. Hiç hatırlamıyorum. Hiçbir oyunda bile baraj maraj görmemiştim. Oyun bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir değişmiş. Şöyle kameramı da uzaklaştırdım. Birazdan drone'uma geçeceğim. Çevreyi size bir göstereyim abi. Drone'umu aldım. Haydi bakayım. Yukarı doğru. Biraz yukarı çıkalım. Abi şuna baksanıza ya. Yani devasa bir oyunda baraj eklenmiş ya. Şimdi az ileri gideyim, geri bu tarafa döneceğim. Etrafı bir görürsünüz. Drone'umuz düşüyor mu? Ne yapıyor? Abi baksanıza ya. Araba burada. Baraj, çevre 10 numara arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz detaylar var oyunda. Daha gezeceğiz. Allah bilir bulamadığımız neler çıkacak. Onlara da sonraki videolarda bakarız. Yine dediğim gibi bu oyunda isteklerinizi yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.